Zaman xeyir olsun sevgili seyirciler. Biz bulunuyoruz Kumrad kasabasının Mustafa Kemal Atatürk adına Türk Bibliotekasında. Bugünkü programımızda istəyirik sizinlə paylaşma bir görüntüylə, bir intervüylə Anqısının qahramanından biz bugün alaf edəcəyiz. Həm Anqısı kendi yaptıklarından, kendi araştırmalarından, kendi her günkü yaşamasından bizə, qagavuzlara örnek olar. Hadi tanışalım. Adem Koç. Zaman xayır olsun Adem Bey. Zaman xayır olsun. Sağ ol, istedim söylemeye. Yani kayıl oldunuz bizimle böyle bir formatta buluşma da bir sanırmanın bugünkü lafımız sizinle uygun bir diyalog formasında geçecek. Ben de çok memnun oldum sizi tanımaktan ve programınıza konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Adem Bey, her zaman açan bizim kan kardeşlerimiz Türkiye'den bize gelirler. Ben her zaman ilk soru şu Anqısını onlara soruyorum. Gagavuzya'ya ilk defa mı geldiniz? Gagavuzya'yı nasıl buldunuz? Gagavuzya'ya ben ilk defa geldim. 2021 yılında, Eylül ayında geldim buraya. Bizim Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanlıklar arası ortak kurulla görevlendirildim buraya. Bizim öyle bir programımız var Türkiye'de. Yurt dışında görev alabiliyorsunuz. Oradaki Türk kültür merkezlerinde, anlaşmalı üniversitelerde, Türkoloji alanında, yani Türk dili ve edebiyatı, Türk kültürü üzerine çalışmalar yapmak için, oralarda ders vermek için görevlendiriyorlar. Ve ben de o şekilde görevlendirildim buraya. Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine bağlı olarak biz burada faaliyetlerimizi yapıyoruz. Gagavuzya'da ilk defa geldim ve çok mutlu oldum soydaşlarımızla birlikte olmaktan. Biz biliyorduk Türkiye'de buralarda bir soydaşlarımız var. Başka yerlerde de var soydaşlarımız. Bizim için ilginç olan Gagavuzya'nın Ortodoks Türkler olmaları bizim için ilginçti. Yani merak ediyordum. Şimdi biz hep biliyoruz, gidiyoruz Özbekistan'a gidiyoruz, Azerbaycan'a gidiyoruz, Balkanlara gidiyoruz. İşte oralarda görüyoruz Müslüman kardeşlerimizi ama bir de farklı acaba bir Ortodoks Türk kardeşlerimiz acaba nasıl, onlar nasıl yaşıyorlar, konuşmalarımız benziyor ama ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne söylüyorlar, bunları da çok merak ediyordum ve böyle bir görev olduğunda ben kabul ettim ve buraya 2021 yılında geldim, ilk defa geldim Gagavuzya'ya. Adem Bey, Gagavuzların ortodoks olmaları size onlarla diyalog kurmaya, işi kurmaya engel etti mi yoksa? Yok, yani ben akademisyenim ve her inanıştan insanlarla bir araya geliyorum. Uluslararası sempozyumlara katılıyorum. Başka yerlerde, yurt dışında sempozyumlara katıldım, araştırmalara katıldım. Yani daha önce 30 ülkeye gittim ve oralarda hep farklı insanlarla bir araya geldim. Zaten biliyorsunuz İstanbul'da da Ortodoks kiliseler var. Hatta Gagavuz orada ben İstanbul'da tanıştım. Karaköy'de kilisede. Hatta Kıpçak köyünden bir papaz var oranın. Onunla da tanışmıştık, sohbet etmiştik. Viktor Kopuşçuoğlu mu? Viktor Kopuşçu, evet. Onunla tanıştık. Çok iyi bir arkadaş. Bizim ekibimize kiliseyi gezdirdi, anlattı. Orada bize Gagavuz yemekleri ikram ettiler. Gagavuz yemekleriyle ilk defa işte öyle tanıştık orada. Evet. Gagavuzların Türk dilinde laf etmesinden kare, hem böyle din olarak farklı olmasından kare, neleri sizi burada Gagavuzya'da şansıra bulunduğunu ta şaştırdı? Şimdi ben ilk geldiğimde uçakla işte aşağı doğru inerken, yere doğru inerken Moldova üzerinde gezdiğimiz için araziye böyle baktım, çok güzel, her tarafta tarlalar, yeşil evler, çok katlı evler yok. Koraf gibi. Evet, koraf gibi, evet, halı gibi, biz kilim halı diyoruz, doğru, koraf gibi. Çok ilginç gelmişti bana, sakin bir yaşam beni bekliyor düşünmüştüm ve öyle oldu. Buradaki yaşam çok sakin, yani Türkiye'ye göre. Çok kalabalık Türkiye'de, hareket, trafik, şehirler. Burası sakin, yani bu anlamda. Benim hoşuma gitti Gagavuzya, Moldova. Moldova'da başka yerlere de gittim. Gagavuzya'da yaşıyorum şu anda, Komrat'ta. Ve burası bizim için güzel bir şehir, sakin bir şehir. O anlamda seviyorum yani. Adem Bey, bugünkü günde siz Komrat Devlet Üniversitesi'nde Türk merkezinde çalışırsınız. Doğru mu? Evet.
Türk Dili Edebiyatı bölümü var orada. Gagavuz Kafedrası diyoruz bölümü ve onun altında hem Gagavuz ve Türk Edebiyatı bölümü var, hem Türk Dili ve Edebiyatı bölümü var. Orada ders veriyoruz. Hem yüksek lisans dersine de giriyorum ben. Aynı zamanda da burada Mustafa Kemal Atatürk Kütüphanesi'nde de Türkçe dersleri veriyorum. Başka arkadaşlarımız da var Türkçe dersi veren. Onlarla birlikte. Ben neden sordum bu soru Şani? Ondan kar yani siz dil tarafından dersleri vermekle zanaatlanırsınız. Siz büyük araştırmakları da yaparsınız Gagavuzya'da. Bana büyün Gagavuzya'nın yaşayanı olarak meraklı. Ne kadar büyün Gagavuzya zengin hem açık bu araştırmalara. Var mı öyle uğurlar Gagavuzya'da anılarını ta açıklanmadılar? Çünkü biz her zaman şaşırırız hani. Dünyanın öbür tarafından gelmiş bir adam meraklanmış Gagavuzya'yla. Niye meraklık var acaba Gagavuzya'da? Evet. Şimdi Türkiye'de bizim bir şiirimiz var. Cihan aradır, cihan ara, cihan içredir, arayı bilmezler. O mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Yani balıklar denizin içinde yaşarlar ama nasıl bir denizdir o, nasıl bir güzelliktir bazen farkına varmazlar. Onun için dışarıdan bakmak gerekir. Gagavuzya'da yaşayanlar belki kendi kültürü, biz bunu zaten yapıyoruz, biz bunu zaten yiyoruz, biz bunu zaten giyiyoruz, bunun farklı bir şey yok düşünebilirler. Ama dışarıdan baktığınız zaman oranın farklılığı, kendine özgü olması, hani unik diyorlar ya, unik, oranın unik olması, farklı olması, kendi özellikleri olması çok değerli. Bunu bu önemli yapan, değerli kılan zaten bu. Kendine has özelliklerinin olması. Gagavuzya'nın da burada kendine has özellikleri var. Ben mesela dinlediğim zaman sizlerle konuşurken, köylerde babularla, dadularla konuşurken ben geriye gidiyorum. Yani bizde siz de ileri vakit diyorsunuz, biz geriye gidiyorum ve zamanı geriye alıyorum. Şimdi biz mesela İstanbul Türkçesi dediğimiz, standart Türkçe dediğimiz bir Türkçe ile konuşuyoruz. Ama bizim Türkiye'nin içerisinde Trakya'ya gidersiniz, Ege'ye gidersiniz, Doğu Anadolu, Güney, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu. Hep her yerde Türkçe konuşuluyor ama oraların ağız özellikleri var. Gagavuzya'da da böyle bir ağız özelliği var ve bizim Türkiye'deki eskiden kullandığımız sözcükleri ben burada görebiliyorum. Yani böyle bıldır gibi mesela çok kullanılan bir kelime, ilin gibi. Güzel kelimeler çıkıyor sizden, böyle ilginç kelimeler çıkıyor. Ben şaşırıyorum, bu kelime nasıl yaşıyor? Bazı kelimelere Divan Lügat-ı Türk'te rastlıyorum, Dede Korkut'ta rastlıyorsunuz ve siz şimdi kullanıyorsunuz o sözcükleri, kaybetmemişsiniz. Yani pak o diliniz, güzel yani. Ben o yüzden çok seviyorum. Bu bana ilginç geldi. Sonra Gagavuzların masallarını inceledim. Nasreddin Hoca, sizde var Nasreddin, bizde de Nasreddin Hoca var. 42 ülkede Nasreddin Hoca var şu anda dünyada. Ve Gagavuzya'da yaşaması benim için de çok güzel oldu. Ve burada kütüphanede araştırmacıların yaptığı kitaplardan onları görüyorum, okuyorum fıkraları. Bizde de benzer aynı fıkralar var, anlatılıyor. Bazı yerleri değişiyor ama tabii ki o yörenin özelliğine göre Nasreddin Hoca yaşıyor yine. Bunlar mesela ilginç. Masallar çok güzel, çok ilginç masallar çıkıyor. Ben çok seviyorum. Çok eğlenceli, çok güzel, fantastik masallarınız var mesela. Onlarla da ilgili çalışıyorum şu anda. Bir kitap hazırlıyoruz onunla ilgili. Bu şekilde yemekler çok güzel. Yani sizin mutfak kültürünüz, biz yemek içmek diyoruz. Mutfak kültürünüz çok güzel. Özellikle benim ilgimi çeken şu olmuştu. Ben daha önce Finlandiya'ya, Estonya'ya gittiğimde orada İsveç'te yine müzeler var, yaşayan müzeler. Açık hava müzeleri var. Çok büyük alana kurmuşlar. Oralarda da kendi evleri var geleneksel. Onun yanında kiler yazıyorlar. Biz Türkiye'de kiler diyoruz. Siz burada mağaza diyorsunuz. Evlerin altında ya da bahçede mağaza var yerin altında. Onlar çok güzel, çok değerli. Geleneksel bilginin korunması, kadınların evde yeme içme yapmaları, işte kompot diyorsunuz. Kompot değil mi? Doğru söyledim. Kompot. Biz diyoruz ona hoşaf Türkiye'de. Hoşaf bizde de kullanırız hoşaf. Evet, komposto, hoşaf öyle söylüyoruz. Turşular çeşit çeşit. Fıçıların içerisinde şaraplarınız var. Samagonunuz var. O kadar çok çeşit yemek içmek var ki ben çok hoşuma gidiyor. Çok beğeniyorum. Yani
o mağaza sistemi çok güzel. Kışın yiyeceklerin orada korunması, mesela patatesi, soğanı, kavunu, karpuzu, her şeyi orada saklayabiliyorsunuz. Ve bu çok eski bir bilgi, değerli bir bilgi. Türkiye'de yeni binalar yapıldı, büyük binalar yapıldı. Başka şehirlerde de böyle. Şimdi bu geleneksel yiyecek, içecek koruma, saklama yöntemleri kalmadı. Hı hı. İnsanlar sadece marketten alıp buzdolabına koyuyorlar ve kışlık, yazlık böyle yiyecekler önceden hazırlayamıyorlar. Eskisi gibi yapılmıyor bu. Bunlar çok değerli. Zor zamanlarda, sıkıntılı zamanlarda mesela insanlar mağazasından yiyeceklerini alıp rahatlıkla yiyebilirler. O yüzden büyüklerden uşakların, çocukların hem dili öğrenmesi, hem kendi kimliğini, kültürünü öğrenmesi, hem el sanatlarını öğrenmesi, hem yemek içmekleri öğrenmesi, adetleri öğrenmesi çok değerli. Bizim çalışma alanımız şu anda bunlar. Türkiye'de bana miracle oldu. Türkiye'de hiç mi yok köylerde böyle evler, nerede böyle işler? Var. Türkiye'de de normal bahçeli evlerimiz var. Uh-huh. Oralarda da yeme içmek için bir şeyler saklıyorlar, yapıyorlar. Uh-huh. Uh-huh. Ama sizin yaptığınız gibi yerin altında mağaza artık Türkiye'de çok yok. Ya bu mesela özel bir bilgi, önemli bir bilgi. Yani bunları Gagavuzcan'ın canlı tutması gerekir bence. Gagavuzların benim ilgimi çeken başka türküleri oldu mesela. Hı hı. Türküleri çok güzel. Çok çeşit türküleri var. Burada benim çok önemsediğim ve çok değerli bulduğum Gagavuz kültürünün gelecek kuşaklara bırakılması açısından asambleler çok değerli. Hı hı. Dom kültürleriniz var. Biz işte Dom Kültür, Kültür Evi. Hı hı. Türkiye'de de kültür evleri var. Önceden kurulmuştu, Atatürk zamanından itibaren vardı. Sonra onlar halk eğitim merkezleri oldu şimdi Türkiye'de. Ama bunun yanında sizde bir de asambleler var. Sedef gibi, Güneşli Koraf gibi, Kadınca gibi, işte Düzava gibi. Başka ismini daha şimdi hatırlamıyorum ama bir hayli grup var. 30-34 tane falan herhalde. Şimdi tam sayısını bilmiyorum. Bakmıştım bir ara listesine. Çok güzel türküler söylüyorlar. Adetleri gösteriyorlar. Mesela bir köy düğününü, geleneksel bir düğün nasıl yapılır, gelin nasıl hazırlanır, bunları gösteriyorlar. Uşakların bunları öğrenmesi çok değerli. Kendi kimlikleri, Gagavuz kimliği bu. Bu mesela benim çok dikkatimi çekti ve çok değerli. Başka bir mesela çok değerli bulduğum bir şey var. Gagavuz kilimleri mesela. Koraflarınız çok değerli bu açıdan. El sanatlarınız var burada çeşitli. O susakları süsleyenler var mesela, onu söyleyebilirim. Susaklar acaba evet. Türkiye'de de var mı? Susak var bizde. Bizde önceden çamaşır yıkamak için kullanılıyordu. Su çarpak gibi bir şey. Evet, ya da hı-hı. yemekte şeyde kullanmak için olabilir. Hı-hı. Bizde şimdi susaklardan şey yapıyorlar, böyle lambalar yapıyorlar, süslüyorlar, onları kullanıyorlar, asıyorlar. Hı-hı. Bir de bizde Türkiye'de özellikle geleneksel bir çalgı var. Sizin burada kavuş var. Hı-hı. Kavuşu inceledim ben. Bizim Türkiye'deki klasik kemençe diyoruz. Bu tırnağın kenarına değdirerek çalıyorsunuz teli. Kavuşu gördüm. Sesini de dinledim. Kıpçak'ta. Hanımefendi çalmıştı bize. Bir de Türkiye'de biz ona benzer bir geleneksel çalgımız var. Hı hı. Onun adı kemençe. Aha. Daha doğrusu kabak kemane diyoruz biz. Hı hı. Kabak kemane. Kabak. Susaktan yapılıyor. Onun arkası susak. Hı hı. Önüne ineğin kalbinin etrafındaki aha. yürek derisini aha. geriyorlar. Sapı var biraz uzun. Aha. Ve o şekilde çalıyorlar. Yaylı. Çok güzel bir müzik aleti. Yani insanı ağlatacak bir müzik aleti. Sesi çok güzel. Türkülerle isterim biraz ilgili olarak laf etmen sizinle. Söylediğiniz türkülerle meraklandınız. Hem büyün gerçekten başlarken araştırma Gagavuz türkülerini çıkıyorlar. Öyle unikal işler anılarını biz zamandaş hem her günkü yaşamımızda hiç yoktur düşündüğümüz de diyelim. Beşalma köyünün kolektivinde var yevilki türküler anılarını ta 19. asırın çekitmesinde çalarmışlar. Onlar şimdi yüze başlıyorlar çıkma. Kimisi aklısına getirmiş hani babunun babusun babusu çalarmış ona bu türküyü keleme keleme onlar toplamışlar. Hı-hı. Hani bunlar gerçekten unikal çok işler. Değerli. Cenk türküleri var mesela. Estrada türküleri var. Ağlamak türküleri var Gagavuzların.
Sadece oynamak için türküler yok. Yani şimdi bakıyoruz, söylüyorlar ama biz o arşivden, o eskilerden özellikle bu asamblelerdeki kadınların söyledikleri türküleri dinlediğimiz zaman ya da köydeki kadınların söyledikleri türküleri dinlediğimiz zaman ağlamak türküleri var, cenk türküleri var. Çok güzel bunlar. Hatta ben birini dinlediğimde şaşırmıştım. Türkiye'de de bizim söylediğimiz türküyle ezgisi aynıydı yani. Aynı şekilde. Burada mesela ben buraya gelmeden önce Türkiye'de dinlediğim Gagavuz türküsü vardı. İki türküyü biliyordum ve dinliyordum ben. Biri Mari Kız, biri de Oğlan. Mesela bunlar, ben Mari Kız'ı çok beğeniyorum. Çok sevdiğim bir türkü o. Burada da başka türküler de öğrendim. Yani dinledim. Tatar Pınarı, Kısmet Pınarı gibi. Kiremit'ten Sudanlar falan gibi türküler var. Güzel türküler var. Seviyorum. Yani Gagavuz türküleri de kendine has özellikleri var. Adem Bey, bilmiyorum ama soracağım mutlaka size bu soruşu. O türküleri hangilerini siz işitirsiniz burada Gagavuzya'da söylediğiniz hani var benzer türküler Türkiye Devleti'nde. Siz anne annenizi ya da baba annenizi aklınıza tutarsınız mı? Küçüklüğünüzde size türküler çalınarlar mı? Onlardan kalan bir şey Gagavuzya'da belki sizin kulağınıza yerleşti ya da gözünüze ilişti var mı böyle işler? Benim yani onlardan, eskilerden gözüme ilişen kilimlerin üzerindeki motifler var mesela. Eski müzelerde, Valkaneş'te, Çeşmeköy'de küçük müzelere girdik. Oralarda gördüğümüz koraflar çok ilginç, yani güzel, benzer koraflar gördüm mesela. Türkülerde özellikle bizim çocukken, oynarken dinlediğimiz türküler vardı. Oyun, yani çocukların oyunlarına eşlik eden türküler. Dionys Tanasoğlu'nun da burada yapmış olduğu bir türkü var. O da benziyor bizim oradaki türkü yani. Üşüdüm, üşüdüm, a benim canım üşüdüm var, biliyorsunuz o türküyü. Onunla biz oyun oynardık çocukken. Burada da onu söylüyorlar şu anda. Dionys Tanasoğlu düzenlemesini yapmış onun. Zannedersem şeyde dinlemiştim. Düzava'nın repertuarında var. Repertuarında var, evet. Dinlemiştim onu. Bunlar var. Gagavuzya'ya gelirken, yoldayken Gagavuzya bu kadar yakın size olacağını beklerdiniz mi acaba? Evet, yani ben dil zaten çekiyordu beni. Yani sizin konuşmanız bize çok tatlı geliyor. Yani burada Gagavuz Türkçesi bizim Türkiye Türkçesinin devrik hali. Çünkü biz de Tekirdağ'da, Edirne'de, Kırklareli'nde, Balkanlar'da ve özellikle Bulgaristan'da, Kırcaali, Deli Orman bölgesinde konuşulan Türkçenin benzeri bir şekilde geleyim, gideyim, yapayım, seveyim gibi mesela. Herhalde Çeşmeköy tarafı biraz öyle, öyle konuşuyor. Valkaneş diyalekti bizde. Valkaneş diyalekti öyle. Bu bize, bana çok tatlı geliyordu. Hatta ben bazı kitapları gördüğümde Nevzat Özkan hocamızın, Mustafa Argunşah hocamızın, Harun Güngör hocamızın, rahmetli oldu Harun Güngör hocamız. Onlar Gagavuzlarla ilgili çalışmalar yapmıştı daha önceden. Ben sonradan onları gördüğüm zaman meraklanmıştım. Bir de internette videolar görmüştüm YouTube'da falan. Oradaki buranın işte evlerini geziyorlar, bahçelerini geziyorlar, yaşlılar konuşuyorlar. Onu, o tatlı Türkçeyi, Gagavuzcayı duyduğum zaman çok hoşuma gitmişti, içim ısınmıştı. Bir gün oraya giderim, belki görürüm diyordum. Çünkü sizin geleneksel kıyafetlerinizi de ben görüyordum orada babuların üzerinde. O yüzden yani bir fırsat bekliyordum ve böyle oldu ve geldim yani. Gerçekten Allah bana böyle bir şeyi hediye etti herhalde, öyle düşünüyorum yani. Adem Bey, burada araştırmalarınız, açıklamalarınız kitaplara ya da bilim işlerine dökülecekler mi acaba? Evet. Şimdi şöyle, biz burada Gagavuz Kültür Müdürlüğü ile tanıştık. Marina Seminova ile tanıştık. Irina Konstantinova hanımefendi ile tanıştık. O da Marinoş Bilim Merkezi'nin müdürü. Ve biz onlarla görüşmemiz sırasında ben kitap hediye etmiştim onlara, kendi kitabımdan. Ve Gagavuzya'da da böyle bir şey yapıldığından bahsettiler. Ve hatta bir Gagavuzların Ni Materiel Ni Kultura Nasledi diye bir kitap var, hazırlamış 2020 yılında. O kitabı da inceledim ben. Ve bu şekilde bir çalışma yapıp hem arşiv olsun hem de Gagavuzya'da böyle benim daha önce Türkiye'de, Eskişehir'e hazırladığım bir kitap var.
onun benzeri bir çalışma burada olsun istediler. Biz de onların işbirliğiyle hazırlanan ekiple köyleri geziyoruz. Şimdi kış olduğu için biraz gezmeyi bıraktık ama tekrar başlayacağız yakın zamanda. Geziyoruz köyleri. Biz hem oradaki yeme içmeyi, türküleri, kilimleri, el sanatlarını, bizim karşımıza ne çıkıyorsa onları video çekiyoruz, fotoğraf çekiyoruz, ses kaydı alıyoruz ve Gagavuzya için bir arşiv oluyor böylece. İleride başka insanlar da onlardan faydalanabilir. Ama aynı zamanda bir Gagavuzya için bir katalog kitap ve bir de belgesel yapacağız. Umarım güzel bir çalışma olacak. Umarım ben de. Bizim de Yevlat boylarımıza kalacak. Adem Bey, ben yokunca sormayayım size. Siz bugünlerde kabul ettiğiniz yüksek bir bilim uğrunda bir ad mı, ne diyeyim, bir unvan, bir status mu? Statü, profesör statü. Evet. Statüsü. Bunun yeni için profesör oldum. Elbet ki isterim sizi kutlama bütün Karate kanalının adından. Çok teşekkür ederim. Çok kim, sağ olun. İsterim mi anlatasınız bize biraz. Çünkü biz biliriz hani Türkiye'nin profesörlük kabul etme uğurları, hem bizden Moldova'da geçen profesörlük uğurları, onlar biraz ayrılıyorlar. Siz neleri araştırdınız, neleri çalıştınız hani bu görevi kabul etme adına? Bizde akademik unvanlar var bu şekilde. Araştırma görevlisi oluyorsunuz. Sonra araştırma görevliliğinden sonra işte o sırada yüksek lisans doktora yapıyorsunuz. Doktoranız bittikten sonra bizde şimdi doktor öğretim üyesi diyoruz. O var. Doktor öğretim üyeliğinden sonra doçentlik var. O çok zor bir sınav. Çok zor bir aşama. O zaman siz işte kitap hazırlıyorsunuz, makaleler hazırlıyorsunuz, bildiriler sunuyorsunuz, sempozyumlara katılıyorsunuz, projeler yapıyorsunuz. Hakemlikler yapıyorsunuz. Bu şekilde birçok konudan şey yapıyorsunuz, faaliyet yapıyorsunuz ve bunlarla siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniversiteler arası kurul var. Oraya başvuruyorsunuz. Onlar sizin çalışmalarınızı 7 profesöre gönderiyor. Onlar sizin çalışmalarınızı değerlendiriyorlar. Sonra sizinle bir sözlü sınav yapıyorlar ve ondan sonra siz doçent oluyorsunuz. Doçent olduktan sonra 5 yıl üniversitede çalışmanız gerekiyor. 5 yıl üniversitede çalışırken yine kitap hazırlıyorsunuz, makaleler yazıyorsunuz, bildiriler hazırlıyorsunuz. Ve ondan sonra yaptığınız faaliyetleri üniversitenizin puanlaması gerekiyor. Ve ondan sonra size yine profesörlük unvanı verecekler. Ama yine bütün hazırladığınız çalışmalar 5 jüriye gidiyor profesöre. Onlar değerlendiriyorlar çalışmalarınızı. Ve uygun görülürse size profesörlük unvanı veriliyor. Uygun görülmezse tekrar yine çalışmanız gerekiyor. Siz bu araştırma hem bilim yolunda acaba kaç yıl çalışırsınız? Ne kadar sıraladınız? Söylesem yaşım çıkar. Söyleyeyim mi? Söyleyin elbet. Evet, yani 1997 yılından beri çalışıyorum. Oo, çok. 26 yıl. Evet. 26 yıl. Evet. Bu ama umarım hani bu yıllarda meraklı geçtiler size, çünkü makaleleri yazmak, araştırmak, halkların yüzüne dalmak, bunlar gerçekten seviyorum. Alanımı çok seviyorum. Halk bilimi, folklor diyoruz biz, kültür bilimi, kültürel miras, şimdilerde somut olmayan kültürel miras. Çok zevkle çalıştığım bir alan. Çocukluğumdan itibaren belki de benim bu alanda çalışacağım belliydi. Çünkü büyükleri dinlemeyi çok seviyordum. Onlar anlatıyorlardı. Kendi aralarında tartışıyorlardı. Spor konuşuyorlar, siyaset konuşuyorlar. İşte köylerde hayvanlarla ilgili konuşuyorlar. Düğünlerle ilgili konuşuyorlar. Akraba içi problemler konuşuyorlar. Ben dinliyordum onları. Özellikle bağlamayı mesela bizim bir komşumuz vardı. Daha çok küçüktüm ben. Küçücüktüm. Onun duvarda sazı asılı duruyordu. Ben gidip onun sazını gizliden böyle tellerine dokunuyordum küçükken. Koparmadınız mı? Koparmadım. Parmağım arasına sıkıştı hatta bir keresinde. O komşumuz bağlama çalıp söylerdi. Bizde bir de Neşet Ertaş var. Çok meşhur bir kişidir. Onun türküleri çok meşhurdur Türkiye'de. Ben Ankaralıyım aynı zamanda. Ankara'da bizim bulunduğumuz yörede Ankara türküleri çok güzeldir. Ve Neşet Ertaş'ın türküleri, Muharrem Ertaş, onun babası, Hacı Taşan, Çekiç Ali, Kamil Abaloğlu gibi mesela. Bunlar çok türküler söylenir, çalınır. Çocukluğumda da zaten ben onları dinliyordum. Neşet Ertaş dinliyordum.
Muharrem Ertaş dinliyordum. Rahmetli dedemle beraber çok dinlerdik biz onları. Oradan benim mesleğimin bu olacağı belliymiş belki de yani. Çünkü üniversiteyi bitirdikten sonra kendime alan olarak ben halk bilimini, halk edebiyatını, folklor alanını seçtim yani. Yavaş yavaş yetiştik biz bağlamaya. Hı hı. Bu bağlama sizin yaşamanızda ne zaman meydana? Benim için çocukluğumda ben başladım ona. Size bahsettim biraz önce. Öyle meraklanmıştım nasıl bir çalgı, ne kadar güzel ses çıkıyor bunun diye düşünüyordum. Ama daha küçüktüm o zaman. Ortaokuldan sonra çocukluk arkadaşım ve onun yeğeni beraber bir kursa giderken gördüm onları ben. Benim de amcamın kızı bana bir bağlama hediye etmişti. O bağlamanın tellerini bir tanıdığımıza taktırdım ve onlarla beraber onların ilk kendim başladım çalmaya ama çok yapamıyordum. Onlarla birlikte kursa gittim ve bağlamayı ilk o şekilde elim aldım ve bir daha hiç bırakmadım. Hep hayatımda bağlama oldu. Elbet ki ben bugün yalvaracağım size, bize de bir şey meraklı. Ne bileyim, aklınıza şimdi ne gelirse bize bir şey. Çalalım mı? Elbet ki. O zaman deneyelim. Deneyelim. Bir türkü size. Bizim o zaman bizim Türkiye'de sevda için yani sevgili için bir türkü var. Onu çalabilirim. Onun bağlamanın sesinde misafirlerimiz duymuş olsun ama söylemeyeceğim. Elbette. Sadece çalacağım. Çaldım. Bu türkü Mihriban. Bunun sözlerini de yazan kişi Abdurrahim Karakoç. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım çözülmüyor Mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü görmeyince sezilmiyor Mihriban diyor mesela. Bu çok güzel türkü yani şey. Bir, o bugünkü günde zamandaş vakitte çalınır mı Türkiye'de? Tabii çalınıyor. Tamam. Biz o zaman siz biyetlerini söylemeyeceğiniz zaman biz onu bulup göstereceğiz seyircilere. Sarı saçlarına dili günlümü bağlamışlar çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem yelden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alif üşüyor. Aşk ya da yazılmıyor mihriban. Yünce naz, sonra söz ve sonra hile, sivilin sevini düşürür dile. Sinirler asırlar değişse bile, eski türe bozulmuyor mihriban. Böyle bir kısa bravo. Bağlamanın sesini duymuş olun. Nereye de gitmesem bağlama her zaman benim yanımda, dostunuz olarak. Evet, benim dostum. Sizin sevinmeliğinizi de, acınızı da, gücünüzü de bağlamanın sesleri. Bağlama benim hayatımın en önemli parçası. Yani çocukluğumdan beri hem ders çalışırken arada onu çalardım. Üzüldüğüm zaman çalarım. Canım sıkıldığı zaman, sevindiğim zaman çalarım. Arkadaşlarla sohbet ederken çalarız. İsterler mesela çalarım onlara. Türkü söylerler onlar. Onların istediklerini çalarım. Yani her zaman bir arkadaş, bir dost bu bizim için. Ben herkese tavsiye ediyorum. Yani bir müzik aleti mutlaka çalsın herkes. Çok profesyonel olmaya gerek yok. Ama bir müzik aleti, o müziğin, yani o ses, ezgi, bir müzik aletinin sesi, ezgisi size mutlaka ruhunuza iyi gelecektir, sizi okşayacaktır. Çünkü müziğin, ezginin o insan ruhunda çok olumlu etkileri var. Adem Bey, Türkiye'yi özlersiniz mi? Özlüyorum. Evet, özlüyorum. Ama tabii ki burası da bizim için bir kardeş ülke, kardeş yer. Sonuçta ömrümün sonuna kadar burada kalmayacağım ama tabii burayı da özleyeceğim gidince.
Gagavuzlara büyün acaba neyi dilemeye istersiniz? Ben Gagavuzların Gagavuzcayı korumalarını dilerim. Gagavuzca çok güzel. Uşaklara öğretsinler Gagavuzcayı ve yeni uşaklar Gagavuzcayı öğrensinler. Onlar da kendi çocuklarına Gagavuzcayı öğretsinler. Ve sonuna kadar Gagavuzlar hep olsun, Gagavuzca yaşasın. Bunu isterim yani. Sağ olun Sadem Bey. İsterim size söylemeye, hani kaybolduğunuzu bizimle laf etmeye, bu interviyi vermeye. Hem programımız yaklaştı kendi sonuna. Ben isterim danışmaya bizim seyircilere de. Nereden de dönmesen gene geliriz bu konuya, bu temaya. Gagavuzcanızı koruyun, yeni uşakları da Gagavuz diline öğrediniz. Böyleydi Adem Koç Musafir Divimizde programımızda sevgili seyirciler. Ben hepsinize derim sağ olasın, sani bizimle birlikteydiniz. Kalın sağlıcakla.